İkinci bölüm. Sıkıntıya göğüs ger. Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen. Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarını da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi, günlük yaşamın işlerine karışmaz. Kendisini askerliğe çağırana hoşnut etmeye çalışır. Spor yarışmasına katılan kişi de kurallara göre yarışmazsa zafer tacını giyemez. Emek veren çiftçi, üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. Yaydığım müjdede açıklandığı gibi, Davut'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i hatırla. Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Bu nedenle seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki onlar da sonsuz yüceliğin yanı sıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar. Şu söz güvenilirdir. Eğer onunla birlikte öldüysek, onunla birlikte yaşayacağız. Eğer dayanırsak, onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Eğer onu inkar edersek, o da bizi inkar edecek. Biz sadık kalmasak da o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Alnı ak bir işçi. Bu konuları imanlıları hatırlat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka hiçbir yararı olmayan kelime kavgaları çıkartmamaları için onları Tanrı'nın önünde uyar. Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Bayağı ve boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. Sözleri kangren gibi yayılacak. İmeneus ve Filitus bunlardandır. Dirilişin olup bittiğini söyleyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi bazılarının imanını alt üst ediyorlar. Ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar değil, tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir kap olacaktır. Gençlik tutkularından kaç. Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardınca koş. Saçma ve cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı. Haksızlıklara sabırla dayanmalı. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilirler ve isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler.